Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Palm'in bu minik ve şirin cep telefonu modelini inceliyoruz. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey videomuzda. Hep beraber izleyelim. Posta kutuma bir bülten gelmişti. Bültende Palm'in yeni cep telefonu ki tam ismini söylemem gerekirse PVG100E modelinin Türkiye'de satışa sunulduğu bilgisi yer alıyordu. Son yılların yükselen trendi biliyorsunuz büyük ekranlı telefonlar, artık telefonların ekranları o kadar büyüdü ki ön yüzün neredeyse tamamını kaplar hale geldi. Öte taraftan küçük ekranlı telefon isteyenler için ise akıllı telefon pazarında çok fazla çözüm yok. Olanlar da genelde akıllı olmayan dediğimiz standart işletim sistemine sahip modeller. Belki bilenler var. Özellikle 30 yaşın üzerinde olanların hatırlayabileceği bir marka Palm. 2000'li yıllarda 2005, 2006, 2007 belki 2008'e kadar söyleyebilirim. Birçok farklı modelini piyasaya sürmüştü. Hatta kendi işletim sistemi bile vardı bu Palm'ın. Daha sonra tabii marka işte iOS'un çıkması, Android'in çıkmasıyla beraber eski popülerliğini kaybetti ve günümüzde artık Palm OS kullanan cep telefonları pek bulunmuyor. TCL isimli Çinli markanın bu Palm'ın kullanım hakkını satın almasıyla beraber tekrar telefon hayata dönmüş oldu. Bir nevi diyelim. Böyle küçük bir modelle dönmüş. Çok küçük ve çok şirin bir model. İsterseniz önce her zaman olduğu gibi teknik özellikler, tasarım ve kullanım deneyimiyle devam edeceğiz videomuza. Şimdi gelin önce teknik özelliklere bir bakalım. Palm PVG100E'nin 3.3 inçlik 720x1280 piksel bir ekranı bulunuyor. 3 GB RAM, 32 GB depolaması bulunan üründe Qualcomm Snapdragon 435 işlemci tercih edilmiş. Android 8.1 oraya öyle geliyor cep telefonumuz. 12 megapiksel ana kameramız, yani arka kamera. Full HD 30 FPS video kayıt yapabiliyor. 8 megapiksellik ön kameramız ise 720p 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 800 mAh pil kullanan ürün Wi-Fi 802.11abgn teknolojilerini desteklediğini belirteyim. Bluetooth 4.2, USB Type-C çıkışı ve 62.5 gram ağırlığında yine ürünün özellikler arasında yer aldığını hatırlatmakta fayda var. Bu arada telefonun fiyatı 3000 TL ama ondan biraz sonra bahsedeceğim. Telefonun kullanımı nasıl? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Üzerinde Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor dedik. Az önce teknik özelliklerde bunu söyledim. Telefonda aslında bir hani ana menü mantığı çok fazla yok. Telefonun ekranını açtığınızda böyle yukarıdan aşağı swipe ettiğinizde, yani yukarıdan aşağı doğru çektiğinizde parmağınızı uygulamaları sırayla görüyorsunuz. Uygulamalar içinde işte Google Chrome var, Android Market var, Gmail var. İşte Google'ın kendi arama uygulaması var, Google Duo var, Google Haritalar var, video uygulaması var, kamera uygulaması var, takvim var ve işte ayarlar vesaireyle ulaşabildiğiniz bir bölüm var. Bunun dışında çok fazla bir şey yok. Siz yükleme yaptıkça oyundu, uygulamaydı vesaire burada bu uygulamaları görüyorsunuz. Tabii bu şu anlama geliyor Android işletim sisteminin yer alıyor olması. Bu işletim sistemini destekleyen her türlü uygulamayı buraya da yükleyebiliyorsunuz. Tabii ekran çok küçük olduğu için mesela WhatsApp'ta yazışmak falan çok eğlenceli değil burada. Her ne kadar klavye vesaire birazcık büyük tutulmuş olsa da yine de çok eğlenceli olmadığını söyleyeyim. Mesela Gmail'e girip işte bir şey yapmaya kalktığınızda oldukça büyük bir klavye geliyor. Şöyle göstermiş olayım ekranda. Bakın şöyle tutayım. Netlikte yapsın cihaz. Oldukça büyük bir klavye geliyor ama burada tabii yazışmak çok eğlenceli değil. Büyük bir telefon kadar eğlenceli olmuyor. Ama yeteri kadar sabrınız ve parmaklarınız da küçükse istediğiniz her uygulamayı yükleyip telefonu da kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında mesela bir takipçim benim PUBG'yi oynatabiliyor mu diye esprili bir şekilde sormuştu. Evet, PUBG'yi yükledik. Oynatabiliyor. Tabii bu kadar küçük bir ekranda, 3.3 inçlik bir ekranda ne kadar oynatıyorsa o kadar oynatıyor. Bunun dışında hani işletim sisteminin sunduğu her türlü imkanı kullanabiliyor. Tabii ki yüksek çözünürlük vesaire beklemeyeceksiniz bu üründen. Bu ürünün amacı biraz böyle hani cebime koyayım. Şöyle gömlek yok üzerimde ama gömleği cebine koyayım, taşıyayım veya böyle küçücük hani şu anda ekranda gördüğünüz boyutlarda. Hatta fikir vermesi açısından normal bir telefonla da yan yana getireyim sizlere şöyle. Yani yarısından daha küçük gibi bir
görünüm var. Şu anda şöyle tutayım ekranda, görün. Bunların detaylarını da yine videonun içinde vereceğim size. Şöyle normal telefon bu. Bu da Palm'in modeli olduğunu belirtmiş olalım. Tabii bu tip cihazlarda olduğu gibi insanlar bu telefonu gördüğü zaman aa ne güzelmiş, aa harikaymış falan filan diyorlar. Kutusundan bir kulaklık çıkmadı bu arada. Yani bana gönderilen kutu daha önce açılmış bir kutu olduğu için açıldı da mı çıkmadı yoksa ismi yok bilmiyorum. Bağlantı yuvası olarak Type-C var. Başka bir bağlantısı yok. O bakımdan Type-C'den varsa bile Type-C'den bağlanması gerekiyor ya da eğer yoksa da Bluetooth üzerinden bir kulaklıkla kullanmamız gerekecek anlamına geliyor bu. Bluetooth teknolojisini destekliyor. Bunda bir sorun yok. Bir de yaşam modu diye bir özelliği var. Bunu aktif hale getirdiğinizde cihaz bütün ekranı kapalıyken bütün bağlantıları sıfırlıyor. Ekranı açtığınız zaman senkronizasyon vesaire yapmaya devam ediyor. Bu da pil ömrünü arttıran önemli bir etken olmuş. SIM kart tarafında ise bir normal standart micro SIM kullanıyor. Teknik speklere baktığımda ben yurt dışındakiler için konuşuyorum en azından. Micro SD kart yuvası olduğu söyleniyor. Çünkü 32 GB belleği var. 32 GB'da zaten hepsini siz kullanamıyorsunuz. Çok az bir şekilde yaklaşık 7-8 GB'da size kalmış oluyor. Hani bu 32 GB'ı arttırabilirsiniz diyor ama ben şeyde göremedim. Baktım açık söylemek gerekirse. Cihazın fonksiyonlarına falan da baktım. Bir SD kart, micro SD kart yuvası göremedim. SIM kartın yuvasının entegre edilen bir şey de yok. Bu modelde yok belki. Türkiye'deki satılan modellerde yok ama yurt dışında varsa bilemiyorum. Ama bu modelde ben bir SD kart, micro SD kart yuvası göremedim. Onu da baştan belirtmiş olayım. Kullanımı pratik. Yani özellikle sadece telefonu iletişim için, sesli iletişim için kullanıyor. Ve hani ben böyle yazışmıyorum, o kadar şeye uğraşmıyorum vesaire diyorsanız çok enteresan, ilginç bir ürün olmuş. Ama hani böyle ben yazışıyorum, aktif olarak bir şeyler yapacağım derseniz bu kadar küçük bir ekranda çok eğlenceli değil. Ha yapabilir misiniz? Yaparsınız. O ayrı bir konu. Ama çok eğlenceli ve pratik olmayacağını söylemek istiyorum. Bunun dışında şirin bir telefon. Hani böyle koşuya çıktınız, cebinize atın. Pantolonunuzun cebine, gömleğin cebine veya ne bileyim çantanıza küçük bir yere koyun. Çok rahat kullanabileceğiniz bir cihaz olmuş. Gelelim kamera tarafına. Yani bu bir, dediğim gibi çok böyle detaylı bir test değil ama aynı zamanda videolar da çektim, fotoğraflar da çektim. Kamerası fena değil. Tabii ki büyük bir beklentiye girerseniz eğer o beklentiyi karşılamayacaktır ama gün ışığında iyi ışık olduğu ortamlarda iyi sonuç veriyor. Hemen hem arka kamera gayet yeterli. Hatta video tarafında elektronik image stabilization özelliği var. Yani titreşim engelleme özelliği de var. Elektronik de olsa gayet iyi çalışıyor öyle söyleyeyim. Hani böyle bir cihazdan beklenmeyeceğim kadar iyi çalışıyor. Hani rahat fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Çok kompleks ya da çok karmaşık bir menümüz yok ama rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir kamera menüsü sizi karşılıyor. Çekim vesaire de baktığımda ben hani böyle bir ürün için yeterli gördüm. Tabii ki çok daha iyileri vardır ama bu ürünün iddiası zaten ben çok kamerada iddialıyım değil. Ana kameramız Full HD video kayıt yaparken ön kamera 720p yapabiliyor maksimum çözünürlükte. Bunun dışında yeteri kadar çözüm sunduğunu ve kameranın hani böyle bir ürün için yeterli olduğunu söyleyeyim. Bu arada kamerayla çektiğimiz fotoğraf örneklerini videonun açıklama kısmında bir linkle paylaşacağım. Orada da daha yüksek çözünürlükte olanlarını görebilirsiniz. Videonun içinde de hem video hem fotoğraf örneklerini göreceksiniz. İsterseniz önce onu izleyip sonra da yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru devam edelim. Bu videoyu Palm'in ön kamerasını kullanarak çekiyorum. 720p'ye kadar maksimum çözünürlük sunuyor bu kamera. Şu anda bir İstanbul sabahındayız. Güneşli bir İstanbul sabahından herkese merhaba diyeyim. Kameranın görüntü ve ses kalitesi işte bu şekilde. Oldukça küçük, şirin bir cep telefonu olduğunu belirtelim. Bu videoyu Palm'in ana kamerası yani arka kamerasını kullanarak çekiyorum. Hafif rüzgarlı bir İstanbul sabahından, güneşli ama güzel bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Kameramızın video çözünürlüğü 1080p ve 30fps olarak sınırlandırılmış. Maksimumda bu değeri verebiliyor. Fena da bir görüntü kalitesi olmadığını söyleyeyim. Şöyle döneyim. Hem arkamı hem her tarafı da bir şekilde görmüş olun. İşte Palm'in ana kamerasının görüntü ve ses kalitesi bu şekilde. We'll be right back.
Yaklaşık 3 gün kullandığım Palm PVG-100E oldukça ilginç bir ürün olmuş. Fiyatına gelecek olursak, çünkü değerlendirmeleri genelde fiyata göre yapıyoruz. Değişik bir ürün, benzeri olmayan bir ürün. Hem akıllı telefon ama küçük bir ekran. Kimileri hep söylüyor bana, yani elimde görenler mutlaka bunu sordu. Ya çok güzel bu cihaz, şöyledir böyledir, ama fiyatını duyunca insanlar o falan demeye başladılar. 3000 TL Türkiye fiyatı şu bugünlerde, en azından Kasım 2019'da böyleydi. 3000 TL fiyat böyle bir ürün için tabii ki yüksek bir rakam. Ama cihazın yurt dışı fiyatı da çok ucuz değil bu arada. 349 dolardan satılıyor. 349 euro da, hatta 400 euroya yakın bir fiyatı da var yurt, Avrupa tarafında. 400 euroyu zaten sadece kurla çarpsanız bile ciddi bir rakam oluyor. Yani cihazın orijinal fiyatı da pahalı olduğu için ne yazık ki bu pahalılık aynı zamanda Türkiye fiyatına da yansımış durumda. 3000 lira verilip alınır mı? Şimdi ben o parayı ona vereceğime şunu alırım, bunu alırım. Bunu zaten tartışmaya gerek yok. Evet, onu alırsınız, bunu alırsınız. Birçok farklı telefon da alabilirsiniz. Hatta zorlasanız 2 tane telefon alırsınız normal boyutlarda. Ama bu başka bir ürün. Bu kendine has bir ürün. O bakımdan fiyat yüksek olsa da, bunun muhalefet şerhi koyuyorum, fiyatı yüksek. Ama hani rakibinin olmaması, işte Palm markasının olması, şirin, tatlı bir tasarımının olması fiyatının yüksekliğini bir nebze olsun hafifletiyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Palm PVG-100E cep telefonu modelini inceledik. Bugüne kadar incelediğim en ilginç ve enteresan cep telefonlarından bir tanesi oldu. Şöyle küçücük bir cep telefonu. Bu ürünle ilgili aklınıza takılan soru olabilir veya işte şunu yapabiliyor mu, bunu yapabiliyor mu gibi sorularınız mutlaka vardır. Bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.